saat 11 gibi evden çıkıyor ama öncesinde senin annenle Harry'nin arasında bir muhabbet dönüyor. Bir şeyler konuşuyorlar. Onu bize anlatmadın. Annem demiş ki kendisine. Hı. Yatağı falan kaldırdığında dün gene tekrarladım. Kızım hastasın. Hayır, onun öncesinde senin annen çocuğa sıkıştırmış. Eğer demiş ki sen kendini ekibime anlatmışsın. Evet, evet. Eğer sen bu kartı aldıysan sen bana ver. Evet. Ben annene veririm. Düşürdüm derim. Ha. Annene veririm. Yani senin annenle Helen arasında bir tartışma mı yaşandı? Hayır, yani öyle konuşmuş. Konuşmuş mu tartışmış? Hayır, tartışmamış. Yani. Konuşmuş. Evet, biliyorum. Anneannesi kendini çok sever. Dizinde büyüttü. Ama sen bize bunu dün söylemedin. Dün bize orada sadece şunu söyledin. Sen çıktıktan sonra Helen'in biraz yatakta oyalandığını, arkasından işte ben sigara böreği almaya gidiyorum anneanne diye evden çıktığını söyledin. Ama ben şunu bugün senin söylemeni bekledim ama şu ana kadar hala söylemediğin halde o zaman sana hatırlatayım. Sen ekibime demişsin ki anneanne biraz onu sıkıştırmış. Arkasından da Helen de işte saat 11 gibi ben işte sigara böreği almaya gidiyorum, börek almaya gidiyorum diye evden çıkmış. Annen... Niye sıkıştırdı mı? Yoksa senin peki kardeşin Çetin evde miydi o zaman? Evdeymiş. Çetin kaçta işe gidiyor? İşe gitmiyordu. O gün gitmiyordu. Yani oldu olalı, mesela kız kayıp oldu olalı, işi zaten yoktu normalde. Ha, Çetin işi yok muydu? Ha, işi yoktu. Acaba Çetin o sırada yukarı girip bir tartıştılar mı? Sonra hayır, Çetin'e... öyle bir şey olmamış. Annem aşağı inmiş öyle sordun demiş. Ama değil mi sen de bunu tartıştınız mı diye Çetin'e evet, sordun sordum. Mu? Evet sordum. Hayır, ondan kızımla bir neden şey... şüphelendin Çetin'den sordun? Annem inmiş demiş ki Helen yok. Hayır, öncesinde. Şimdi senin annenle kızın odada tartışıyorlar ya. Tartışmıyorlar ama sen diyorsun ki sıkıştırıyor. Demiş ki anne şey demiş. Kartı ver demiş. Ben de derim ki bir yerde kızım düşürdü. Bak sen demiş. Ekibime demişsin ki annem Helen'i biraz sıkıştırmış. Sıkıştırmadı. Böyle yazıyoruz bizim ekibi. Yani senin ağzından çıkan her şeyi yazıyorlar. Tamam ama bak sıkıştırmış. Eğer sen aldıysan bana ver. Yani söylemiş yani sıkıştırmak yani söylemiş. Sıkıştırmak biraz üzerine gitmek demek. Söylemek başka bir şey. Yani söylemiş yani kızım ver demiş yani. Tartışmamışlar yok, yani. Yok tartışmamışlar. Saat 11'de de sen çıktıktan yaklaşık bir buçuk saat ya yani 2 saat yani sonra ben da. Ben saatleri tam şey olarak da mesela saate falan bakmıyordum. 2 saat sonra Helen evden çıkıyor. Her öyle bir şey. Çünkü ben işteyim. Yukarıdaki bir tartışma aşağıda duyuluyor mu? Yukarıda evet. Siz bir şey tartıştığınızda evet, duyulur. Alt kata sesi gider mi alt kata? Gidiyor. Evet. Gider. Duyulur yani. Evet gider. Peki dayı Çetin'i bir telefon hattına alalım. Çetin merhabalar. Alo merhaba. Merhabalar. Hoparlörden mi konuşuyorsun? Ses eko yapıyor ama Çetin. Yok odadayım. Ha, biraz eko yapıyor. Çetin evet. Sen bana o sabahı bir hatırlatır mısın? Sen sabah kaçta kalktın? Ya, sabah ben hanımım görme engelli. Öyleymiş evet. Evet. Saat 9.30 gibi biz hanımımla kalktık çay koyduk aşağı evde. Tamam. Saat 10'a doğru annem indi aşağı. Tamam. Annem indi dedi ki elin dedi sana böyle almaya gitti oğlum dedi gelmedi şuna bir bak dedi. Tamam. Ben gittim. Poğaçacılığına oraya baktım yok. Eve geldim 11'i 10 gece annesini aradık. Helen kayıyor otur dedim eve geldi. 11'i 10 gece doğru geldi annesi evlerine doğru geldi. Biz gittik aramaya. Arada saat 3'ü çeyrek geçe daha sola baktık bulamadık. Akşamüstü çocuk polisine gittik başvurduk kayıp. Başvurusunda bulundum. Peki Çetin annen yukarıdan geldiğinde yukarıda Helen'le annen biraz konuşmuşlar. Çünkü ablan mı oluyor bilmiyorum Nurgül. Evet. Ha, Nurgül kartını istemiş kızından. Benim para kartım sende olabilir mi ya demiş. Ya benim karttan ilgili bir bilgi yok. Yok hayır. Nurgül evden çıktıktan sonra senin annenle yeğenin bir tartıştılar mı? Sana ses geldi mi? Yok. Biz odadaydık zaten. Biz 9.30 gibi falan kalktık. Hmm. Herhangi bir şey söylemediler bana. Yani akşamüstü yok annem bir şey söylemedi anne. Zaten. Bir dakika akın yeğenim bir şey söylüyor. Anne sana söylemişti dayım anı. Ne anlamadım daha, anne. Dayım yukarı çıktı dedin ya. Hayır çıkmadı dedim ben. Bak demin çıktı dedin hayır, sen. Hayır çıkmadı dedim ben çıktı dedim mi? Annem ya aşağı demin... inmiş dedim. Şimdi onu çok hatırlamadım. Öyle mi dedi sevgili evet, izleyiciler? Siz annem aşağı, ekrandan annem, bazen ben çok olayın içine dalınca bazı şey atlayabiliyorum. Annem aşağı inmişti. Helen yokmuş dedim. İzleyicilere soralım. Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız sevgili izleyiciler? Merak ediyorum. Tamam. Dayın yukarı mı geliyor?
Daim yukarı çıkıyor herhalde. Hayır, annem annenem aşağı öyle inmiş. Söylüyor dedin sen. Annem aşağı inmiş. Pelin yoktur demiş. Hı. Sigara böyle almaya gitti demiş. Ben sanırım daim yukarı çıktı. Annenem öyle söyledi yani. Helen poğaçaca gitti de gelmedi diye. Sevgili izleyiciler, siz Akın'la ilgili aynı fikirde misiniz biraz? Yani ben biraz yani ortada kalmak istiyorum ama şimdi ikisini de dinlemek istiyorum. Yani siz Akın gibi düşünüyor musunuz? Anne biraz şüpheli davranıyor mu? Yani oğlu annesinden şüpheleniyor. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yazar mısınız İdem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye? Merak ediyorum yani. Çetinciğim, peki annen yukarıdan geldiğinde Helin'le ilgili sana bir şey söyledi mi? Hiçbir şey söylemediler bana. Bana telefonun olduğunu, annesinin telefonunu kullandığını, bana her türlü şeyi saklıyorlar. Tamam, bir... Bana hiçbir şey söylemiyorlar. Tamam, söyle. Sen, Akın seninle konuşmak istiyor yeğenin. Dayı. Evet. Helin, bana dediler ki evdekiler, Helin sadece ilacını aldı dediler. Sonradan annem dün geldi dedi ki, dün yayına çıktığında ilacını, power'unu, şarj makinesini, bir de şimdi, elinde siyah telefonunu. Ha, benim onlarla, bak ne diyorum, ben yukarıda çıkmadığımı hepiniz biliyorsunuz. Evet. Ben asla yukarı çıkmam. Biliyorum. Aşağı gelir, ablasıyla beraber, ben bizle beraber kahvaltısını yer, divana geçer, müziğini açar, dinler. Bunun haricinde akşam saat 8'de annesi geldiği zaman telefonunu almış, konuşmuş. Bunları zaten siz bana söylemiyorsunuz. Dayı, bir kere yakalamıştım Helin'i, hatta sana söylemiştim. Evet, dayı böyle evet, böyle. Evet, Helin evet, sosu. Beni daha iyi ettin. Doğrudur. Anneme dedim ki, anne dedim, Helin telefonu elinden al. Helin dedim, bak dedim, büyük yaşlı adamlardan konuşuyor, Instagram'a ya, çok işte giriyor bak, dedim. İşte bak ne diyorum, siz benden bunların hepsini sakladınız. Ben askerdeyim dayı, ben annem sana söyleyemiyor mu yani Helin telefonu benim saklıyor diye. Ha, oğlum siz bana bak, o kızı ben zaten benim. Siz benim elimde büyüdünüz, evet. Sizi ben büyüttüm, sizi bu yaşa ben getirdim, kalktım diyorsun ki ne? Ben dayımdan şüpheleniyorum. Tamam ben da. Benim görme engelli 14 senelik eşim, görme engelli %100 görme engelli eşimden şüpheleniyorum diyorsun. Utanmadan bunları bana söylüyorsun. Sizin babanız bakmadığı halde 5 yaşındaydı. Siz benim evime geldiğinizde 5 yaşındaydı. Onu da geçtim. Sen buradan bizle vedalaşırken ben programa çıkacağım dayı dedin mi? Ben belki de gizli yapmak istedim. Ya gizli. Işte çünkü annem hatta yalan, ses konuşma. Kaydını. Helin'e... Yalan konuşma, yalan. Tamam o zaman. Bana söylemedin. Tamam çıksın. Bana ben suçluysam ben bize alsın. Bize deseydin. Biz gelirdik. Anneni de yanına katardım. Ben de gelirdim. Bir an önce daha çabuk bulunur. Tamam da ben anneneme ses kaydını ettim. Annene böyle böyle benim biletimi kestiler dedim. Şimdi annem de geldi ama biz de görelim. Bir dakika. Tamam çıkartayım telefonu. Yani buraya geleceğinden burada. Sizden sakladı mı diyorsun Çetin? Evet, evet. Ben anneme dinlettim. Evet dinletmedim. Basarım. Tamam ses kaydı da duruyor benim telefonumda. Basarım. Ben senin tamam. Cebine 500 milyon para koydum. Sen koymadın, annenem koydu. Ben koydum. Annenem koydu. Ben koydum. Nenem koydu. Ben koydum. Nenem koydu. Ben uzatma, koydum. Uzatma, bağırma. Yalan söyleme. Yanında divar üstünde oturuyorum, ben koydum. Tamam, annenem koydu. Oğlum bana yalan söyleme. Taks parasını annenem vermedi mi? Olabilir, taksi parasını verebilir ama gene ben verdim. Dayın ağır şahit. Dayın şahit. Dayım o gün yoktu ki evde. Dayım verdi taksi parasını o gün. Dayım mı verdi? Ha? Dayım verdi taks parasını. Adam geldi sen gittikten annenem sonra. Annenem demedim aylığa kadar. Hayır. Al çocuğu götür. Sen gittikten otogara sonra geç hadi adam diye. Geldi taks parasını dayın verdi. Ben orasını bilemem. Çetin bir şey sormak istiyorum. Şimdi bana yalan söyleme. Bir dakika bir saniye sakin olun. Çetin şunu merak ediyorum. Siz insansınız. Siz dört dilli insansınız. Tamam bayağı mı? Yükselme. Seni bu yaşa getirdim bu yaşa. Bu saatten sonra da zaten. Seni bu yaşa getirdim. Bu... Görsün. Tamam doğru söylüyorum ben namçıyorum. Görsün sen. 7 yaşından beri çalışıp tamam, sağa para verdim ya. Tamam size gittim ekmek getirdim. Ha. Tamam o zaman benim bacımı... Ben yemedim size yedirdim. Ya yemesini başlama. Hı. O zaman kardeşim nerede benim? Hı? 12 ben günden beri kayıp. Ben misem. Sen hiç dinlemem. Kayıp. Elimden ben getiririm. Getiremen öyle. Hı? Getiremen işte o tamam mı? Şeyleri bırak.
Anneye üstte şey atma. Kızı böyle dürtüp tamam de havaya zıplayı kız. Hayır, ben saralıymış ya, bilmem hayır, neymiş de. Dürtmedim ben dürtüp, kızıma. Dürtüp ne demek anlamadım. Dürtmedim. Bir dakika, sen, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu ne şekil mesela elinden uyandırma şeklinde şöyle yapıp. Hayır. Ha, hayır havaya zıplayı minden üstüne oturdu demedin mi? Hayır. Kalk kızım dedim, sen ifademden dedim. Ne anlamadım yani kızı uyandırırken böyle dürterek hayır, mi uyandırıyor? Dürtmedim. Ya rahatsız sen bu şekil uyandırdım demin göstermedin mi? Atsınlar bu şekil dürttüm dedim. Hayır dürtmedim. Kızım kalk dedim. Burada ben herkes... Annen öyle deme. Etsin. Annen öyle deme. Bu saatten sonra bitti. Etsin. Bitti. Bu tamam, saatten bitsin sonra bitti. Bitsin. Bu saatten sonra bitti. Bitsin. Gözüme bakaraktan şey yapma. Tamam ben suçluysam tamam ben alıp götürsünler. Onu kanun bilir. Ben buradayım zaten. Niye tamam, sen onu... de bir dakika Nurgül tamam oğlundan mı şüpheleniyorsun? Ha? Benden mi şüpheleniyorsun? Kanun bilir onu. Benden mi şüpheleniyorsun? Ben senden şüpheleniyorum. Benim arkadaşlarımdan şüpheleniyorsun. Ha? Hepsini çıkartırım buraya. Ben senden niye şüpheleneyim? Benden şüpheleniyorum. Siz benim sen... ciğerimsiniz. Yok sen benden şüpheleniyorsun. Ben senden şüpheleniyorum. Sen benden şüpheleniyorsun. Hayır. Şüphelenmiyorum. Ama herkes başının çaresine baksın. Bakın bir dakika.